Özgür canlı ve cansızların birbiriyle ilişkilerini incelemek amacıyla küçük ölçekli bir ekosistem oluşturuyor. Oluşturduğu ekosistemde aşağıdaki malzemeleri ve canlıları kullanıyor. Özgür içine malzeme ve canlıları yerleştirdikten sonra cam kabı güneş alan bir yere yerleştiriyor ve belirli bir süre kapta gerçekleşen olayları gözlemlemeye çalışıyor. Yaptığı gözlemler sonucunda cam kaptaki canlıların yaşamını devam ettirmesinden yola çıkarak hazırladığı bu küçük ve yapay ekosistemin enerji akışı ve madde döngüleri ile ilgili süreçleri gösterdiğine karar veriyor. Buna göre Özgür'ün hazırladığı ekosistemle ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Aşıkına bakalım. Bitkiler ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek hayatta kalmışlardır diyor. Evet arkadaşlar tabii ki bitkilerin fotosentez yapması gerekiyor. Yani ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmeli. Solucanlar bu ekosistemde oluşan besin zincirinin her basamağında yer almıştır diyor. Bakteri, mantar, bazı böcek ve solucanlar ayrıştırıcı grubunda yer alır. O zaman bu ifade de doğrudur. Bu ekosistemde oluşan besin zincirinin ilk halkasını bitkiler oluşturacaktır. Çünkü... Bitkiler üretici canlılar arkadaşlar ve ilk halkada üretici canlılar bulunur. Bu ekosistemi ayrıştırıcılarla birlikte tüketiciler de yerleştirilerek bitkinin yaşamına devam etmesi sağlanmıştır diyor. Burada arkadaşlar e, bitkinin yaşamına devam etmesi için fotosentez yapması gerekiyor. Yani tüketicilerin yerleştirilmesi ya da ayrıştırıcılarla birlikte tüketicilere de yerleştirmesi bitkilerin yaşamına devam etmesini sağlamıştır ifadesi yanlış olacaktır. Buradan cevabımız C şıkkım. Yandaki şemada salyangozun tükettiği bir yapraktaki enerjinin salyangozun vücudunda ne kadar depolanıp ne kadar atıldığına ilişkin bazı bilgiler verilmiş. Verilen bilgilere göre salyanyozla ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi tükettiği bitkileri enerjinin tamamını kullanamıyor arkadaşlar. Bakın salyangozun yediği bitki 100 olarak verilmiş fakat 50 atık 35 solunum 15'i ise depolamada kullanılmış. Besinlerden aldığı enerjinin %35'ini solunum için harcıyor. Evet burada varmış %35'ini solunum için harcamış doğru. Bitkiden aldığı enerjinin yarısı vücudunda dışkı olarak atılmış. Bakın yüzün yarısı 50 dışkı olarak atılmış. Salyangozla beslenen bir canlı salyangozun yapraktan aldığı enerjinin tamamını kullanamaz. Bakın üreticiden son tüketiciye doğru aktarılan enerji miktarı azalır. Buradan cevabımız değişik olacaktır. Verilen grafik ve metinle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Civa ve DDT'nin etkileri karşılaştırılarak bazı deniz ürünlerinin tüketilmesinin neden engellenmeye çalışıldığı ile ilgili bilgi verilmiş yukarıdaki bilgide arkadaşlar. Biyolojik birikim insan sağlığı için zararlı olduğu ve insanların grafikte verilmeyen deniz ürünlerinden bazılarını tüketmemeleri gerektiği de belirtilmiş. Örneğin hamile ve emziren kadınların ton balığı, kılıç balığı ve köpek balığı gibi balıkları yememeleri önerilmektedir diyor bilgide. Biyolojik aktarım ve etkileri ile ilgili bilgi verilmiş ve risk grubunda bulunan insanların hangi tür deniz ürünlerini tüketmemeleri gerektiği belirtilmiş. Toksik madde birikiminin en fazla valle ile evreinde olduğu ve midyenin kabuklu canlı olduğu için biyolojik birikim olmadığı açıklanarak biyolojik birikim canlıların neslinin tükenmesine sebep olabileceği belirtilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar midyenin kabuklu canlı olması onda biyolojik birikim olmadığı anlamına gelmiyor. Bu durumda bu ifade yanlış olacaktır. Cevabımız değişik. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yapılabileceklerden biri değildir diyor. Geri dönüşümün özendirilmesi, kaynakların kullanımda tasarruflu davranılması, temiz enerji kaynaklarının herkes için erişebilir hale gelmesi sürdürülebilir sağlamak amacıyla yapılabileceklerden Mümkün olduğunca tek kullanımlık ürünler kullanılması sürdürülebilir sağlamak amacıyla yapılabilecek bir uygulama değil. Mümkün olduğunca birden fazla kullanımlık ürünler olmalı ki atık miktarı da azalsın. Buradan cevabımız C şıkkı olacaktır. Gelman'ın yaptığı deneydeki gözlemleri sonucunda hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, bakın yeşilde sayıların az olduğunu görüyoruz, yeşil ışıkta. O zaman yeşil ışık fotosentez hızını azaltır. Mavi ve mor renkte ise bakın yoğunluk mavi ve mor renklerde arkadaşlar. Kırmızı, mavi, mor renklerde o zaman bu e, fotosentez hızının yüksek olduğunu gösterir. Oksijen seven bakteriler fotosentez hızının yüksek olduğu bölgelere doğru yönelmektedir. Çünkü fotosentez hızı arttıkça oksijen miktarı da artıyor. Işık şiddeti arttıkça fotosentez hızı artar demiş ama burada ışık şiddeti ile ilgili bir bilgi verilmiyor arkadaşlar. Işık rengi ile ilgili bir bilgi verilmiş. Buradan cevabımız B şıkkı olacaktır. Grafiğe göre bu sporcunun oksijen ihtiyacı ile ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. D şıkkından başlayalım. Egzersiz süresince oksijen ihtiyacı sabit kalır diyor. Bakın önce Egzersiz başladığında oksijen ihtiyacı artar, daha sonra sabit kalır. Yani burada doğru olan A şıkkındaki ifade olacak. Ne diyor? Egzersiz sürecinde oksijen ihtiyacı önce artar. Bakın burada önce artıyor. Daha sonra da bakın burada ne yapıyor? Bir süre sabit kalıyor egzersiz bitene kadar. Buradan cevabımız A şıkkı olacaktır. Azot döngüsü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bitkiler azotlu bileşikleri topraktan alır. Evet bakın burada da verilmiş zaten topraktan aldığı. Bitkiler ve hayvanlar havadaki azotu doğrudan kullanamazlar. Azot tutucu bakteriler ve ayrıştırıcılar azotun havadan alınıp tekrar havaya verilmesini sağlar. Canlıların atıkları topraktaki azot gazı miktarının artmasına neden olur diyor. Şimdi canlı atıklar arkadaşlar ayrıştırıcılar tarafından amonya dönüştürülür. Daha sonra bakteriler tarafından bitkilerin kullanabileceği azot tuzuna dönüştürür bakteriler. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır.